Sıfır Hayat Projesi Erez, artık 21 gün sonra görüşürüz. Sana tavşan deliğinde eğlenceler. Dedi teknisyen, tankın içindeki adama. Bir yandan da elindeki kamerayla bu tarihi anı görüntülüyordu. Çekimi bitirdikten sonra kameradan çıkardığı hafıza kartını ve makinenin mühendislik planlarını içeren verileri bir başka laboratuvara göndermek için sarı bir zarfa koymuştu verileri ölümsüzleştirmek için nano düzeyde yapılan işlemlerle grafen atomlarına kayıt edilmesi gerekliydi. Bu bilgi arşivi gelecek nesillere aktarılmak için hazırlanan nano yazıtlara işleniyordu. Teknisyen zarfı posta gözüne koyacağı sırada unuttuğu bir düşünceyi bir gözü de tanka bakarak zarfa karalamıştı. Tankın hava kilitleri tıslayarak metal gövdesinin tek giriş kapağını da kapattığında üzerinden soğuk dumanlar tutuyordu. Kayıtlara geçecek ölümsüz bir isim zarfa yazılmıştı. Aynısı da tankın titanyum gövdesine kazınmıştı. Koleksiyoncu. Makinanın ismindeki ince anlam mühendislik teknolojisi kadar derindi. Tankın girişi metalik bir gıcırtıyla kapandığında artık kapalı kutunun içindeydim. Kapak kapanmadan önce teknisyenin son sözleri basma kalıp laflara benzese de benim için karanlıkta annesinin nefes alışlarıyla uyuyan bir çocuğun korkularını bastırmak için huzur bulduğu o an gibi gelmişti. Son hava kilidi de tıslayarak kilitlendiğinde kendimi dış ortamdan soyutlanmış gibi hissettim. Artık yapayalnızdım. Konuşamıyordum bile. Üzerimdeki özel kriyojenik kıyafetin düşünce yoluyla iletişim kurmam için ağzımı kapattığı bir özellikti bu. Tankın içinde sadece içsel sesim bana eşlik ediyordu. Sonunda bu sessizliği bozan şey, tankın içine açılan jel valflerinin tıslama sesi olmuştu. İçeri akmaya başlayan özel dört halli jel, hızla sıvılaşarak ayaklarımın altından göğsüme kadar hemen yükselmişti. Daha önce bu kadar çok suyun içine girmediğimden, kıyafetin içinde kendimi sıkışmış gibi hissetmiştim. Burnumdan hızlı hızlı nefes almaya başlamıştım. Toparlanmalıydım. Bu kadar az bir suyun içinde öleceğimi düşünmek aptalcaydı. Akıntı durmuştu. Valfler kapanmıştı. Tankın içi tamamen jelle dolmuştu. Birden rahatlamıştım. Ne olduysa olmuştu. Akıllı jel devreye girmişti. Özel kıyafetimi saran jel kontrolü almıştı. Sanki yer çekimsiz bir ortamdaydım ya da hayır hayır. Belki daha da rahattım. Tıpkı anne karnındaki plasenta sıvısının içinde yüzüyordum. Kriyojenik işlem başlamak üzereydi. Yavaş yavaş üşümeye başladığımı hissetmiştim. Tankın içi mutlak sıfır değerine düşerken tıpkı bir maglev treninin aniden hızlanması gibi hızla soğudukça beni de bilincimin derin katmanlarına taşıyordu. Yolculuğun nerede biteceğini bilmiyordum ama geçmiş zaman frekanslarına atlamam için kendi bilinç eşiğimi geçmem gerektiğini anlamıştım. Tanrım, çok soğuktu. Soğuk eğer özel kıyafetim olmasa çoktan ölmüştüm. Ya da gerçekten de ölmüş olabilirdim. Çünkü gördüklerimin başka bir açıklaması olamazdı. Dayanamayacağım derecedeki soğuk, bedenime giren yüzlerce iğne gibiydi. Çıplak bedenimde buz kütlelerinin üzerinde esen sert bir kar fırtınasının ortasındaydım. Hiçbir uzvumu hissedemiyordum. Parmaklarım donmuştu. Kaskımın içinde takırdayan dişlerimle soğuğu hissediyordum. Aslında bunlar aklımın acıdan dolayı salgıladığı histamin ve adrenalin salgıları yüzünden olabilirdi. Ama bu kadar gerçek olması beni yanıltıyor da olabilirdi. Aldox Huxley'in Cennet ve Cehennem kitabında anlatıldığı gibi, beynimizdeki metaforik bir vanadan bahsettiğini hatırlıyorum. Çekilebilecek en derin acılarla, beşeri algılarımızı aşan bir gerçeklik vanasından söz ediyordu. Sanırım algılarım açılıyordu. Tanrım, dayanamıyorum. Donuyorum. Düşünemiyorum bile. Acı geldiği gibi birden kesilmişti. Sanki zihnimin içindeki bir şalter açılıp kapanmıştı. Acımın dinmesiyle az önce düşündüklerimin hepsini unutmuştum. Bu ikinci aşamaydı. Tankın içinde birkaç saat süren işlem. Gerçek dünyada birkaç gün sürebiliyordu. Bu değerler kişiden kişiye değişebiliyordu. İşlem süreleri ortam şartlanmasına zihinsel olarak uyum sağlamakla ilgiliydi. Benim gibi dar alanları sevmeyenler için bu uzun sürebilirdi. Ne yazık ki protokol yüzünden bu kıyafetin içine obsesif, kuruntulu ya da engelli insanlar girebilirdi. Ben de seçilmişlerdendim. Doğuştan görmüyordum. Mühendislere göre bu makinenin çalışmasını sağlayan bir tür kıvılcım gibiydik. Uzuvları eksik insanların ruhani bir algıya sahip olduklarını düşünüyorlardı. Aslında bir nevi içinde olduğum makinenin marş motoruyduk. Beynimdeki belirli bölgelerin dondurulduğu bu aşamada zihinde bir durgunluk olurdu. Buna beyaz uzam diyorlardı. Titreşim akıntısına atlama eşiği. Pilotlar bu aşamada kendilerini yalnız hissettikleri için kendi kendilerine konuşurlardı. Şu an benim yaptığım gibi.'' Teknolojimizin zirvesinde yapay zekayı kendimizden üstün kılmıştık. Her türlü mantık işlemleri, hesaplamalar, en zor algoritmalarla dünya üzerinde yapamayacağı iş kalmamıştı. Bunlara rağmen tek eksiği duyguydu. Aşkın işlem gücü, duygusal zekasını çözümleyemiyordu. Mühendisler bu yüzden insani bir dokunuşla bu tankı geliştirmişlerdi. Süper iletkenlerle donatılmış tankın içindeki jel yapay zekayı oluşturuyordu. Tankın içindeki jel, bilinç düzeyinde insani tecrübelerimizi ve bizim unuttuğumuz uzun süreli belliğimizdeki en derin tutkuları da su yüzeyine çıkarıyordu. Yapay zeka, kendi duygusal zekasını sayısal olarak kopyalamak için insanların zihinlerindeki anıları sayısallaştırması gerekiyordu. Benim gibi okuyucu pilotlar, bilinç altındaki anıları okuyarak Yapay zeka ve zihin arasında bir algı tünelini açık tutuyordu. Mühendisler bu tünele kriyojenik tünel diyordu. Tankın içinde yapay zeka ile girdiğimiz bilinç düzeyindeki derin bir bağlantıydı. Bu aşamalar başlamadan önce Sıfır Hayat projesi hakkında tankın içine giren her pilot bilgilendiriliyordu. Kriyojenik işlem hakkında 1987 yılında metal aletlerin yavaşça soğutulduktan sonra tekrar yavaşça oda sıcaklığına getirilmesi sonucu metallerin yapılarındaki atomların değişmesiyle direnç ve ömürlerini uzatmak için yapılmış bir işlemdir. Mutlak sıfır noktasına ulaşmak için yapılan işlemler ışık hızına ulaşmakla aynı kabul edilebilirdi. İkisi de ulaşılabildiklerinde uzay zamanda şaşırtıcı durumlar ortaya çıkabilirdi. Tek fark, birisi maddelerin soğutulduklarında molekül yapılarındaki tuhaf davranışları ortaya çıkarıyordu. Mutlak sıfır noktasına ulaşmak teoride mümkündü fakat pratikte eksi 273 santigrat dereceye ulaşmak mümkün görünmüyordu. Mantık Bilim adamları ve mühendisler mutlak sıcaklığa ulaşmak için kritik sıcaklığa kadar soğuttukları maddelerin kazandıkları süper iletkenlik ve süper akışkanlık özelliklerinden faydalanarak insanların kullanabileceği bir makine tasarlamışlardı. Geliştirdikleri özel tankın içindeki bütün malzemeler ve pilot kıyafeti süper iletkenlerden yapılmıştı. Dört halli jel de bir süper akışkandı. Bu süper iletken malzemeler nanotüplerle geliştirilmiş özel bir jel katmanı ile hazırlanmış süper akışkan tankın içine dolduruluyordu. Bu özel jel içindeki nano algılayıcılarla maddenin dört haline girebiliyordu. Jel akışkan olduğunda maddenin yeni bulunan bilinç haline girebiliyordu. Tankın içindeki özel kıyafet, tankın içindeki jele bilinç seviyesinde bağlanmak için bir arayüz görevi görüyordu. Kriyojenik kıyafet aslında bir nevi eski jim dalış kıyafetine benziyordu. Zihnimizin derinliklerine dalıp unutup eskimeye bıraktığımız köhnemiş anılarımızdan yapılmış bir batağın içindeki en nadide sezgimizi kendi koleksiyonuna katmak için tüm benliğimizi kullanıyordu. Sıfır hayat. Yaşanmış anıların hiç yaşanmamış boş bir hayat kalıbına sığdırmaktı. Ayrıca içine girdiğimiz sıvının sizden daha zeki olduğunu bilmek insanı tedirgin ediyordu. Korkuyordum. Çünkü ilk denemelerde bir okuyucu pilot ölmüştü. Tabii buna ölmek denirse. Teknisyenlere göre basit bir sensör hatasıydı. Pilot derin bilinç halindeyken anıların içinde suyla ilgili doğal bir koşul oluşturulduğu sırada bu koşullar yağmur, duş, yüzmek gibi ölmüştü. Akıllı jel bu anı katı bir hal olarak algıladığında Tankın içindeki pilotun etrafını saran jel bir anda metalik bir hale dönüşmüştü. Böylece pilotun vücudu bu metalin içine sıkışıp kaynamış olarak can vermişti. Teknisyenler onun metal haline gelen jelden çıkaramayacaklarını biliyorlardı. Şu an benim de bildiğim gibi ne bir mezar ne de dini bir ritüel yapılmıştı. Şirketin devasa binasının girişindeki metal logo olarak içine gömüldüğü metalik jel ona hem mezar hem de bu girişimin bir nişanesi olarak layık görülmüştü. Sonrasında hatalar sıfıra inmişti. Milyarda bir olasılıkla güvendeydim. Bilgilendirme bittiğinde tekrardan üşümeye başlamıştım. Soğuk acı bir jilet kesiği gibi acısını sonradan hissettirmişti. Bu acı tüm okuyucu pilotların geçirdiği zor bir aşamaydı. Sonunda nasıl olduğunu bilmediğim bir yoldan geçmişteki bir ana gelmişti. Kim, neresi ve hayatı gibi ayrıntıların hepsini jel seçiyordu. Bense gördüklerimi düşüncelerimle birebir anlatarak sistem operatörlerine iletiyordum. Okuyucu devreye girmişti. İstem dışı bir şekilde gördüklerimi anlatmaya başlamıştım. Anı oluşturuluyor. Kütüphaneden aldığı iki çanta dolusu market alışverişini eve götürüyordu. Adamları uçacakmış gibi hızlandıkça yüreğindeki tatlı heyecan ve özlem omuzlarında görünmez kanatlara dönüşüyordu sanki. Evde bir saatliğine komşusuna bıraktığı bebeği bu acelenin tek nedeniydi. Tanrım bu ne muhteşem bir duygu. Artık görebiliyordum. Ömrüm boyunca nasıl bir şey olduğunu bilmeden yaşamak buna sahip olanların değerini bildiklerini umuyorum. Çünkü eşsiz bir deneyim, görebiliyordum ama aslında bu sadece bir yanılsama. Zihnimin anı projeksiyon yansıması. Hala körüm. Sadece bu tankın içinde görebiliyorum. Ama olsun. Yine de bence buna değer. Devam etmeliyim. Bu bir kadındı. Alelacele toplanmış, saçlarını saran bandana sarı saçlarını tutuyordu. Böyle bir anda güzelliği tanımlayamazdım. Ama gülümsemesi bana çok hoş, sıcak bir duygu hissettirmişti. Soğuk düşüncelerden bir süre uzaklaşmıştım ki yeniden kontrolüm dışında başka bir ses beni acıyla uyarmıştı. Anıları okumaya devam etmeliydim. Birden çok sevdiği çikolatalı pastayı canı çekmişti. Bir anda gelen bu tatlı krizi onun düşüncelerini de etkilemişti midesindeki ve kafasındaki sesleri unutup yine yürümeye devam edebilir ve zihnindeki acıya son verebilirdi. Fakat o içgüdülerine yenik düşmüştü. Tam arkasını dönüp taksi durduracakken şaşırdı. Farkında olmadan epey yürümüştü ve sonradan metro istasyonunun üstünde olduğunu fark etti. O çok sevdiği pasta aşağıda satılıyordu. Ama bu pasta çok eskiden yapılanların aksine sadece pestil şeklinde satılıyordu. Tahıl ve karbonhidrat türevleri besin zincirinden çıkartıldığından beri eski tatlılar yapay tat pastilleriyle hatırlanır olmuştu. Herkes nano anlak tarafından belirlenen miktarı tüketebilirdi. Alt geçitten aşağıya elindeki çantalarla indi. Pastil büfesine geldiğinde kafasındaki sesler susmuştu. Artık rahattı. Boynundaki kolyeden başka küçük bir parça daha çıkardı. Bunu satıcı kadına uzattı. ''Çikolatalı pasta pasteli lütfen.'' dedi. Kadın Yonga'yı okutup pasteli kadına verdi. Ağzına attığı pastille büfeden ayrılacağı sırada zihnindeki ses tekrar ortaya çıktı. Bu sefer gazete almalıydı. Gazeteyi alıp kendini hemen kalkmakta olan vagona atladı. Kalabalığın ortasında ilerlerken boş bir koltuk bulduğu için sevinmişti. Pudra kadar beyaz ve alnında barkod damgası olan adam bu boşluğun sebebiydi. Bunlar ölü dokulardan üretilen ilk yapay insanlardı. Vücutlarının her parçası nanobiyomekanik hücrelerle oluşturulmuştu ve bir yıl önce toplum içine salınmışlardı. İnsanlar bu yüzden onun gibilerden hep uzak duruyordu. Ayrım yapacak bir nedeni olmadığı için hemen pudra adamın yanına doğru hamle yaptı cansız bir manken gibi oturan adamın yanına sessizce oturdu. Tam karşısında cep boyutlu pelüş bir süs köpeği olan ve süsü ondan aşağı kalmayan orta yaşlı koket bir kadın oturuyordu. Karşılıklı gülümseyerek selamlaştıktan sonra koltuk altına sıkıştırdığı gazeteyi açıp okumaya başladı. Birden gözünün önüne garip renkli şekiller belirmeye başladı. Bu sefer ses yoktu. Gazetedeki farklı haberlerin konu başlıkları ve haber sütunundaki kelimelerin bu renkli sembollerle işaretlendiğini gördü. Heyecanlanmış ve korkmuştu. Aklına ilk geleni yaptı. Cebimden çıkardığı kağıt kalemle işaretleri not almaya başladı. Tıpkı kripto şifrelerini çözüyordu ya da sayısallaştırılmış bir bilgiyi çözümlüyordu tekrar normal görmeye başladığında not almayı bıraktı ve ortaya çıkan cümleyi okuduğunda birden irkildi. Kadın ve köpeğinin bir önceki durakta indiğini anladığında çok geç kalmıştı. Tekrar elinde tuttuğu kağıda baktı. Karşındaki kadının köpeği kuduz olmak üzere. Bilmiyor, ölecek, söylemelisin. Eve gelene kadar kendini suçlu hissetmemek için bütün bunların saçma olduğunu ve gerçekleşme olasılığının olmadığını düşünerek vicdanımı rahatlatmaya çalıştı. Fakat ertesi sabah izlediği haber yanıldığının kanıtıydı. Metroda gördüğü kadın ve köpeği birlikte çekilmiş bir fotoğrafları ile birlikte televizyondaydılar. İzlediği haberse daha dehşet vericiydi. Yaşlı kadın gece yarısı köpeği tarafından parçalanarak öldürülmüştü. Köpek kudurmuştu ve sahibini tatlı uykusunda boğazını parçalayarak öldürmüş ve sabaha kadar onunla oyalanmıştı yaşadığım bu korkunç tecrübeyi yapay zeka bir işaret olarak değerlendirmişti. Soğuk, soğuğu tekrardan iliklerime kadar hissediyordum. Zihnimdeki şalter bir kere daha açılıp kapanmıştı. Düşüncelerim ve görüntüler zor zahmet tek tek bir araya getirdiğim yap boz gibiydi. Ama yapay zeka her seferinde farklı bir okuma için bir bütünü dağıtıyordu. Benim adım Eres. Her anı boşluğunda ismimi tekrarlıyordum. Bu yaptığımı, adımı unutmamak için yapıyordum. Zihnimin içindeki birçok hatıranın boşalmasına rağmen neden ismime takıldığımı anlayamıyordum. Soğuk yeniden beynime hücum ediyor, bilincimin Mariana çukuruna inen katmanlarını yavaş yavaş geçiyordum sanki. Kör karanlığın içinde bulacağım koleksiyon beni korkutuyordu. Anı oluşturuluyor. Bu sefer yıkıntıların içindeydim ve genç bir adamın yanındaydım. Metrodaki sentetik pudra adamıydı bu. Karşısında büyük bir binanın beton enkazı vardı. Tanrım, her yer yangın yeri gibiydi. Böyle bir dehşet karesinin nedeni ancak deprem olabilirdi. Sentetik adam yıkıntıların arasındaki boşluktan içeri giriyordu ve ben de onu bir hayalet gibi izliyordum. Bu arada ismini de anımsamıştım sentetik insanlara verilen ilk isimlerdendi. Anut. Etraf soğuk ve karanlıktı. Beton ile bütünleşmiş cesetlerin soğukluğu her yeri sarmıştı. Dişleri takırdayarak titredi. İleride cılız bir ışık yandığını gördü. Birini bulma ümidiyle daha hızlı sürünerek ışığın yanına geldi. Eliyle toz kırıntılarını ve tozu temizlediğinde birden irkildi. Cılız feneri, binayla bütünleşmiş vücudundan geriye kalan tek çıplaklığı olan eli hala sımsıkı tutuyordu. Fenerin dora selpilleri bile, toz ve kirden tam telaffuz edemediğim bu logo bana tuhaf gelmişti. Eski insanların marka takıntısı olsa gerek, hala göçük altında kalan bu talihsiz insandan daha uzun ömürlüydü. Gördükleri karşısında kalbinde garip bir acı hissetti hayatın adaletsizliğini sorgularcasına bu hayattan nefret etti. O an ölü elin tuttuğu feneri kapatıp onu da karanlığa gömdü. Etrafındaki taş ve demir parçalarından kuvvet alarak daha hızlı sürünmeye çalıştı. Bu tünelin bir mezarlık olduğunu artık anlamıştı. Tıpkı bütün insanları midesine indirmiş betonarmeden bir canavarın boğazından içeri giriyordu. Ve onu da taşla tozla sindirmesi an meselesiydi ölümün soğuk nefesini ensesinde hissettiğinde yaşamının değerini daha iyi anlamaya başlıyordu Anut. Bu karanlık dehlizde olmasının nedeni kaderi miydi yoksa kendisini gerçek bir insan yapacağına inandığı o içindeki gizemli ses miydi bilemiyordu. Tünelin sonuna geldiğinde durdu. Artık sürünmesine gerek yoktu. Burası daha geniş bir çukurdu. Kırık girişlerin yıkıntıları zar zor desteklediği bir yerde burası. Dar tünelden aşağıya ayağını uzattı. Taş yığınlarını merdiven gibi kullanarak yere indi. Sonunda tekrar ayakta durabiliyordu. Elindeki fenerin ışığını bu çukurun içinde yavaşça gezdiriyordu. Canlı bir karaltı birden durmasına neden oldu. Sonra ışığı o noktada sabitledi. Kadını görmüştü karşısındaydı fakat hiç ses yoktu donuk bir kablo görüyordu enkazın kasvetli renkleriyle resmedilmiş bir sanat eserine bakıyordu sanki tıpkı atlas heykelini andırıyordu bu haliyle dünyanın tüm yükünü sırtında taşıyan bir insana benziyordu fenerin ışığını biraz daha açarak ışığı kadına doğru gelecek şekilde ayarladı sonra taş parçalarıyla sabitleyerek parçalanmış kirişlerin üstüne koydu Artık daha aydınlık olmuştu bu karanlık çukur. Kadın insanüstü bir çabayla yukarı kaldırdığı iki eliyle yana meyletmiş duvarı tutuyordu. Bağırmaktan sesi kısılmıştı. Birkaç dakika önce yardım çığlıkları ve feryat figan aykırışlarla yankılanan bu karanlık çukur şimdi derin bir sessizliğe gömülmüştü. Kadının yüzü gözü kirpas içinde kalmıştı. Duvarı tutan cılız kolları sazlıklardaki incecik kamışlara benziyordu ve her an kırılacakmış gibi duruyordu. İçinden kendine soruyordu. Nasıl bir insan hayatta kalmak için bu kadar çok gayret gösterebilirdi? Bu nasıl bir hayata bağlanma azmiydi ki onu yaşamaya mecbur bırakmıştı? Sorularının cevabını kadının yanına geldiğinde tek bir kare görüntü olarak almıştı anut. Kadının ayaklarının dibinde battaniye ve çarşaflara sarılmış halde duran bohçanın içinde bir bebek vardı o da annesi gibi kirden ve tozdan nasibini almıştı bembeyaz yüzü tozdan gri bir renk almıştı bir tek dudakları perspembe kalmıştı minik ağzı bir açılıp bir kapanıyordu çok uzun süre ağlamaktan ve bağırmaktan onun da sesi kısılmıştı sonunda kadının gücünü nereden aldığını artık biliyordu anut Enkazın içinde yaşadıkları ve bu en son gördükleri vücudunda farklı duyguları oluşturan kimyasalları etkinleştirmişti. Bu beyninden başlayıp tüm vücudunu titretirken burnunu sızlatan ve sonrasında gözlerini yaşartan bir duygu olmuştu. Vücudundaki protein üretimi artmaya başlamıştı. Daha fazla protein sentezliyordu. Sinir hücrelerinde yeni bağlantı uçları oluşuyordu. Bu nöral bağlantı bu anın önemini ve yeni bir ruh halini zihninde perçinliyordu. Yaşadıkları bir tecrübe olarak sentetik beynine kaydedilmişti. Bir anlık dalgınlığını çıtırdayan kirişler dağıttı. Anut gözlerindeki ıslaklığı silerek kendine geldi. Sonra elindeki halatın ucunu diğer taraftaki halata takmaya çalıştı. Fakat basireti bağlanmışçasına bunu bir türlü yapamıyordu. Elleri titriyor, kalbi de yerinden çıkacakmış gibi hızlı çarpıyordu. Duvar artık daha fazla dayanamayacaktı. Kadınsa duvara yapışmış gibi onu bırakmıyordu. Bebekse burnuna giren dozu çıkarmak için aksırıp tıksırıp duruyordu. Çok az zaman kalmıştı. Sonunda halatın ucundaki demir tokayı duvarın köşesindeki boşluğa sıkıştırdı. Bu duvarı bir süre daha tutabilirdi. İlk önce bohçadaki bebeği kucağına aldı geldiği tünel ağzına çıkıp bebeği buraya bırakacaktı. Bense sadece olduğum yerde titreyerek bu kriyojenik tünelde olanları izlerken bile içim içime sığmıyordu. Hayatın bu kadar gerçek bir kesetinin içine hayal bir beden olarak bile dahil olmak sanki içimdeki bazı duyguları harekete geçirmişti. Kadın bebeğinin kurtarıldığını görünce ellerini yavaşça duvardan çekmeye başladı. Kollarındaki yükün boşaldığını anladığında tamamen ellerini çekti duvardan. Artık bütün yük duvarın kenarına sıkıştırılmış halatın ucundaydı. Kadın yumruk yaptığı elini, bebeğini kucağında tutan Anut'a doğru uzattı. Anut, kadının bir şey vereceğini anladığında avucunu açarak bekledi. Kadın avucunun içine kendi sıcaklığından bir parça bırakmıştı sanki. Sıcacıktı. Avucunun içini ısıtan küçük bir şeydi o da ne olduğunu görmeden avucunu sımsıkı kapatmıştı. Çünkü o an kadının yeşil gözlerine odaklanmıştı. Derisi soyulmuş kanlı elinde sakladığı tek şey ne olduğuna bile bakmadan avucunun içinde tuttuğu şeydi. Kadının yeşil gözlerinin içine bakarak onunla sessizce konuşuyordu. ''Bebeğini bırakıp seni de almaya geleceğim.'' diyordu gözleriyle Anut. Kadın da başıyla onayladı. ''Beni boş ver, bebeğimi kurtar. Bu bana yeter.'' diyerek bakıyordu kadın. Anut bebeği yukarı çıkarıp geri döndüğünde kadın için çok geç kalmıştı. Halat duvarın yükünü daha fazla taşıyamamıştı. Beklemesi gerektiği kadar beklemişti sanki duvar. Duvar kadının üstüne yıkılırken Anut'a doğru son bir defa baktı kadın. Gözlerinin içi gülüyordu. Hepimizin hayatını kurtardın. Teşekkürler diyordu son defa kadın. Büyük bir gürültüyle kirişleri parçalayarak devrilen duvar, enkazın içinde bir kale kapısı gibi açılmıştı. Kadının ölümünün üstünde aydınlığa bir geçit açılmıştı. Annenin çocuğuna geride bıraktığı tek miras hayatı olmuştu. Anut bu gürültülü velvele bitene kadar korunaklı bir köşeye pusmuştu. Bebeği fırlayan taş parçaları ve tozdan korumak için üstüne kapaklanarak tüm vücudunu ona siper etmişti. Dışarıda bekleyen kurtarma ekibi içeri girdiğinde kucağında sımsıkı tuttuğu bebeği hala titreyen kollarından zor almışlardı. Anut kısa bir şok geçiriyordu. Omzunda hissettiği bir elle irkilerek kendine geldi. Evlat iyi misin? Aferin sana iyi bir iş başardın evlat. Bir hayat kurtardın artık bir kahramansın dedi şef. Genç adamın solgun beyaz yüzüne ve baygın gözlerine bakarak. Anut dudakları seyirerek adama doğru baktı. Peki ya kadın onu kurtaramadım diyerek çöken duvara gösterdi bakışlarıyla an. Bazen bu hayat denen muamma yolda ilerlerken geride bırakmamız gereken insanlar olur. Fakat onların ölümü onları kurtaramadığın anlamına gelmez. Eğer onların sana hissettirdiklerini kalbini göstererek buraya kazırsan işte o zaman bu yolda vicdanınla rahat devam edersin diyerek onu teselli etmeye çalıştı şef. Sonra onu kolundan tutup dışarıya sağlık görevlilerinin yanına götürdü. Anut'u bıraktıktan sonra görüşürüz diyerek yanından uzaklaştı. Yaralarına pansuman yaptırdıktan sonra olduğu yerde kopmuş beton parçalarının üstüne çöktü. Titreyen vücudunu derin bir nefes alarak sakinleştirdi kendini. İnsan olmanın anlamını çözmeye çalışan yapay beyni cevabı yavaşça göğsünün içindeki parçada aramaya koyulmuştu. Tam kendine geldiği anda kucağında kurtardığı bebekle yanına yaklaşan ekibi fark etti. Ne olduğunu anlayamadan bebeği kucağında tutuşturulmuş halde buldu kendini Anut. Sonrasında yüzünde patlayan flaş gözlerini kamaştırmıştı. Kucağındaki bebekle felaketten çıkmış paspal haliyle bir fotoğrafın ölümsüz bir karesi olmuştu. Omzuna dokunan adam onu tebrik ediyordu. Aferin çocuk. İşte şimdi bu anı ölümsüzleştirdik. Ama bunu yarın bütün dünya öğrenecek." diyen fotoğrafçı oradan uzaklaşmıştı. Soğuk, çok soğuktu. Kriyojenik tünelin varlığı ne duvar ne de çeperleriydi. Sadece soğuktu. Sesler zayıflamaya başladığında görsel dokudan da uzaklaşıyordum. Zaman titreşim frekansları etkisini kaybedeceğini, daha da arttırdığını hissediyordum bilinçaltından topladığımız duygu koleksiyonları artık gerçek yaşam karelerine odaklanmıştı. Girmemem gereken odalardan birine girmek üzereydim. Şirketin yasakladığı tünelin son odası. Kadının bebeğine olan bağlılığı onu kendi yaşamından üstün kılabilecek bir fedakarlığa sürüklemişti. Benim zamanımda bunun mantıklı nedenleri sorgulanırdı. Fakat o kadın bilgi ve tecrübeden daha çok erdemli olduğu bir seçim yapmıştı. Cevabı bildiğimi sanıyordum. Ön sezilerimin işaretlerini arıyordum. Sonra yeniden görüntüler bölük pörçük gelmeye başladığında adamın elinde sakladığı şeyi görme fırsatını bulmuştum. Avuçlarında bir kolye vardı. Yanına biraz daha yaklaşmam gerektiğinde frekans tellerini zorladığımı anlamıştım. Soğuğu iliklerime kadar hissediyordum. Mutlak sıcaklığa daha çok yaklaşmıştım. Kolyedeki isme bakıp mırıldanmıştım. Eres. Eres seni seviyorum. Sevgi. Evet bulmuştum. Koleksiyonun parçası sevgiydi. Fotoğrafçının arkasından bakarak kafası karışmış bir halde düşüncelere dalmıştı. Birden elini fark etti. Açmadığı sol eli hala yumruk şeklinde duruyordu. Kadının ölmeden önce verdiği şeyin ne olduğunu hala bilmiyordu. Sıktığı elini yavaşça açmaya başladı. Sıkmaktan uyuşmuştu. Eli karıncalanıyordu. Avucunun içinde gümüş bir kolye vardı. Ortasında gümüş harflerle yazılmış bir isim yazıyordu. Anut diğer eliyle avucundan aldığı kolyedeki isme dikkatle baktı ve Erez diyerek mırıldandı. 21 gün sonra Sistem operatörü sanal ekranda beliren uyarı gölgesiyle kriyojenik işlemi durdurmuştu. Koleksiyoncu geri dönmüştü. Tankın içindeki jeli boşaltma işlemi devreye girmişti. Tank kritik sıcaklıktan oda sıcaklığına çıkarıldıktan sonra hava kitleri açılmıştı. Dışarı püsküren soğuk duman dağıldığında pilotu çıkarmak için içeri giren teknisyenler içi boş bir kriyojenik kıyafetle karşılaşmışlardı. Erez kıyafetin içinde değildi. Sanki buhar olup uçmuştu. Fakat görevliler bu olağan olaya alışmış bir tavırla kıyafeti tanktan çıkarmışlardı. Bu pilot da gönderilmiş efendim. Diyen görevli kıyafeti dışarıya çıkarıyordu. Bu seferki kıyafeti duyguların olduğu koleksiyona yerleştirin. Diyen doktor yapay zekanın sanal ekrandaki gelecek analiz raporunu incelemeye başladı. Her şey yapay zekanın öngördüğü gibi oldu efendim. Metro faciası ve Güney Sahilindeki depremde göçen bina önceden belirlendiği için muhtemel ölümler sıfır hayat projesiyle engellenmiş oldu. Bu koleksiyon raporunda nano yazıtlara kaydediyoruz." diyen görevli sanal ekrandaki rapora bakıyordu. Olası felaket ve tuhaf olaylar koleksiyon raporu. Olası facianın ölüm bilançosu metroda 550 insan ve yıkılmış bir binada bir kadın ve bebek kurtarıldı. Yapay zekanın öngördüğü süre 21 gündü. Bu süre içinde analizciler sayısal öngörülerdeki ayrıntıları açıklayarak dünya üzerindeki tüm konumu buluyorlardı. Bilgiler henüz tam konum ve kişi verilerini saptayamıyordu ama bu bilgi kırantıları daha emekleme aşamasında olduğumuzu gösteriyordu. Yapay zeka öngörülerini insanlar üzerinde imgeleme olarak belirtiyordu. Metrodaki kadın ve göçük altında bebeğiyle sıkışan kadın anlatısı, sayısal zeka ve duygusal zekanın melez bir duru görü birleşimiydi. Pilotların yok olması ise tamamen muamma olarak kalmıştı. Aslında kurtarılan hayatlar ve kazalar bu bedeli unutturuyordu. Belki daha da fazlası olacağını hayal ediyoruz. Yok olan pilotların kritik sıcaklık eşiğini geçtikleri bile bir olasılık. Rapor tamamlanmıştı. Tanrım çok soğuk. Burası tuhaf bir yer. Büyük ve tuhaf görünümlü metal bir tank etrafında da insanlar var. Tanrım gerçekten çok soğuk. Ama burası, burası neresi? Peki ben neredeyim? Yoksa yoksa ben öldüm mü? Benim adım Eres. Anı oluşturuluyor. Adımlarını granit karaların sadece yeşil yaprak desenlerinin üzerine basarak yürüme isteği belki de obsesifçe bir hareketti. Bunu hissi olarak bilemezdi. Sadece eski tıp literatürlerinin açıklayabileceği bir hastalık olduğu bilgisine sahipti.